16 Ocak Pazar Cumhuriyet Gazetesi Orhan Bursalı ABD'de başlayan Trump'ın darbe süreci neyi hanım satıyor? Eksik bıraktığım yazıyı tamamlayacağım bugün. Çünkü ABD'de sandığı hiçe sayma veya oyları çalma ve bu bağlamda da bir iç savaş tartışması dünyayı da etkileyebilecek bir sürece evrilebilir sonuçta. Şimdi bunca ülkenin ciddi sorunu varken bu konuyu niye taktın diye sorabilirsiniz. Acaba niye? Amerikan demokrat kesimi, Amerikan demokrasisinin sonunu getirecek bir gelişmenin derin endişesi içinde. Geçen yıl 6 Ocak'ta Kapitol'ün basılmasının yol açtığı büyük kriz öyle kolay alt edilebilecek gibi gözükmüyor. Çünkü Kapitol baskınını yapanların şimdi çok daha büyük bir örgütlülük içinde gelecek seçim sürecine hazırlandığına ilişkin ortada epey gelişme var. Geçen yazımda The Atlantic'te yayımlanan bir makalenin başlığını vermiştim. Trump'ın bir sonraki darbe süreci başladı. 6 Ocak antrenmandı. Trump bir sonraki seçimi bozmak için çok daha iyi bir konumda. Barton Gelman Trump'ın kaybettiği anlaşılmasına rağmen seçimin iptali için bir planın hazırlandığının belgesi ortaya çıkmıştı. Donald Trump'ın hukuk ekibinden avukat John Eastman, 2020 seçim sonuçlarının iptal edilmesi için Trump'ın yardımcısı Mike Pence'e iki sayfalık, altı maddelik bir planın ana hatlarını hazırlamıştı. Planın omurgasında 7 eyalette sandık sonuçlarının yanlış olarak demokratlara verildiği iddiasıyla sonuçların iptal edilmesi vardı. Böylece Trump kazanmış sayılacaktı. Avukat anayasanın başkan yardımcısı olarak Pence e böyle bir yetki verdiğine inandırmaya çalışıyordu. Beyaz Saray'da toplantıda Trump, Pence, John Eastman'ı gerçekten dinlemelisin. O saygın bir anayasa bilgini onu iyi dinle diyecekti. Avukat, Pence'in bunu kongrede oylama gerektirmeden ve mahkemeden izin istemeden yapması gerektiğini söylüyordu. Yani bir başkan yardımcısının darbesi. Anayasa çiğnenecek ve 2020 seçim sonuçları iptal edilecekti. Fakat Pence buna yanaşmayınca plan yürümedi. Aslında Trump daha seçimlere aylar kala demokratların sandıkta büyük hilelere hazırlandığı, oyları ve böylece kendi başkanlığını çalacakları yalanını yaymaya ve taraftar kitlesini ayağa kaldırmaya başlamış ve başta Yüksek Mahkeme olmak üzere eyalet mahkemelerini de kışkırtmaya girişmişti. Trump ve adamları ABD'yi iki düşman kampa bölüyor. Kendilerini vatansever, demokratlar ve Amerikan değerlerini yok etmeye çalışan diğerlerini hainler, alçaklar, vatan satıcıları olarak damgalıyor. Bu suçlamalar size bir şeyleri hatırlatsa gerek. Bugün Cumhuriyetçi Partiye oy verenlerin %70 kadarı hala seçimlerin çalındığı düşüncesinde ve Trump'ın 2024 stratejisi de önemli ölçüde bu zemin üzerinde seçmenin iradesini peşinen belirlemek üzerine kurulu. Demokratlar bir iç savaş tehdidi ve tehlikesini de bu çerçevede dile getiriyorlar. Özellikle de Trump öncesinde ırkçı, düşmanca, savaşa hazır örgütlü yapılanmaların sayısının yüzden az iken Şimdi 300'ü aştığı saptanıyor. Eğer seçimin kazanılamayacağı anlaşılırsa mutlak iktidar tutkularının ve bu tutku sahiplerinin ülkeyi sürükleyebilecekleri derin iç savaşı bile gündemlerine almaktan çekinmeyecekleri ve özellikle de tüm planlarını oyları çalmak, sandıkları yok etmek üzerine kurduklarını anımsatmak için sandık ve oy çalınmış ve göstermelik olsa bile bir ana meşruiyet tutamağıdır. İktidarda olmanın gücü atı alanın Üsküdar'ı geçtiğini söyler. Adamlar boşuna yargının ve seçim mekanizmasının bel kemiklerini tamamen kendilerine bağlamıyorlar. Zor zamanlara giriyoruz. Zamanlara giriyoruz.